أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse İslam tarihinde en önemli, yani bu dine en çok zarar veren nifak, münafıkların bazı özellik ve alametlerini burada cemaat içerisinde dile getirmek istiyorum. Yani gerçekten münafıklar kadar tehlikeli bir şey yok. Her zaman da ben insanlara şunu söylerim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanlar içerisinde yani küfre girme, kafir olma ihtimali çok düşük bile olsa her Müslüman bir nifak adayıdır. Onun için münafıkların özellik ve nitelikleriyle alakalı birkaç özellik vereceğim ki bizler de üzerine düşünelim, tevekkül edelim. Eğer bu hastalıklar, bu kötü vasıf ve nitelikler bizde varsa bir an önce tövbe ederek kendimizi terbiye etmek, kendi nefsimize gem vurarak bu nifakın alametlerini, belirtilerini hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten günümüz Müslümanlar, özellikle bulunduğumuz bu 21. yüzyılda, yani belki yaşım 43-44 olabilir ama benim yaşadığım şu süreçlerde Müslümanlar içerisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam özellik ve niteliklerini verdiği münafıkların muazzam vasıfları ve niteliklerini kendisine muvahhid vasfı veren, kendisine mümin vasfı veren, kendisine İslam vasfını veren insanlar içerisinde görüyorum. İnsanlara karşı art niyet, iftira, komplo, kumpas, yalan, sözünde durmamak, ahde vefasızlık, İnsanlara karşı düşmanlıkta haddi aşmalar vesaire. Buna benzeyen bütün nifak alametlerini insanlarda görür vaziyete geldik. Ondan dolayı gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda, ahir zaman toplumunun özellik ve niteliklerini verdikleri zaman münafıklığın ve nifakın bu toplumda kök salacağını, hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabesi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bize ahir zamanda, yani o son dönemin Müslümanlardan haber verdiğinde sanki Müslüman değil de daha çok münafıklar, fasıklar, mücrimler, daha çok nefsini, hevasını kendine ilah haline getiren insanların özelliklerinden bahsetti diyor. Ve gerçekten de biz baktığımız zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin başında hayır, sonunda ne vardır? Fesat vardır demiştir. Biz de son dönemlerin Müslümanlarıyız. Ve gerçekten muazzam bir şekilde biz günümüz Müslümanlar içerisinde nifakın alametleri, belirtileri var. Müslümanlar sözünleri değil, Müslümanlar ahdine vefalı değil, Müslümanlar birbirlerine karşı gerçekten tevazulu, merhametli değil. İnsanlar cemaat taassubuyla öyle bir duruma gelmiş ki kendi cemaati dışında kimse İslam görmez. Kendi cemaati, kendi topluluğu dışında herkesi batıl görüyor. Bir noktada günümüz Müslümanları makamperest olmuş, makamlara neredeyse ibadet edecek, secde edecek duruma gelmiş. İnsanların yani takvasına, ihlasına değil daha çok mefkam ve mefkilerine ne yapma vardır? Saygı, hürmet gösterme vardır. Ondan dolayı münafıkların bazı özelliklerini Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde veriyor. Ve günümüz insanlarıyla kıyas ettiğimizde de bu alametlerin gerçekten ciddi anlamda kök saldığını görüyoruz. Ve gerçekten buna müşahede ediyoruz. İşte Rumuzul Hadis'te 1535 numaralı bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisinde nifak alametleri bulunan yalandır, sözünde durmamak, ahde vefa göstermemek veya bugün günümüzde en büyük münafıklar kimlerdir? Şu anda politikayla uğraşan politikacılardır. Milletvekili adaylarıdır, efendim bakanlardır, efendim belediye başkanlarıdır, buna benzeyenler sürekli nifaka meyillidirler, yalana, dolana. Her türlü özellik ve nitelikleri var. Hatta
hatırlıyorsan Süleyman Demirel'in çok güzel bir sözü vardı. Seçimden önce muazzam vaatler, seçim bittikten birkaç ay sonra birileri gidip de efendim sizin seçim vaatleriniz vardı, ne oldu onlar deyince dündü, bugündür. Yani dün biz yalan attık, bugün de yapamayacağımızı gördük diyor. Aynı münafıklar böyledir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu tarz insanlara efendi demek, onlara saygı, onlara tanzim, onlara hürmet göstermenin kesinlikle mümin bir insanın vasfı ve niteliği olmadığını söylüyor. Münafığa seyit, efendi sayın demeyin. Onları övmeyin, onlara methiyelerde bulunmayın. Çünkü o sizin efendiniz olursa aziz ve celil olan Rabbimizin mutlak gazabı size ulaşır diyor. Yani. Eğer siz münafıkları, ikiyüzlüleri, yalan ve dolan üzerine hayat kuran insanları efendiniz yapar, söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan insanları kendi efendiniz, hocanız ve üstadınız konumuna getirecek olursanız Rabbinizin gazabı mutlaka size erişir demiştir. Hatta bunu Buhari Edebül Müfret'te 2. cilde hadis numarasıyla 760'da veriyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisinde yalan, dolan, ikiyüzlülük, sözünde durmama, kahde vefasızlık, insanlara karşı art niyet güden, insanlara karşı merhamet duyguları beslemeyen insanlara hürmet edilmemesi gerektiğini, onların hiçbir şekilde saygıya veya buna benzeyen bir vasfa layık olmadıklarını söylüyor. Ona gerçekten Müslümanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Er-Rumuz'la hadiste geçen hadiste ise ümmetim hakkında en çok korktuğum, yani bu ümmeti mahvedecek, ifsad edecek, ümmetin İslam'ın halkalarını, gerçekten İslam inancını tahrif edecek olan insanların kimler olduğunu söylüyor. Güzel konuşmasını bilen ve kalbi cahil olan münafıklar demiştir. Ve gerçekten de Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları ne olarak tarif ediyor? Cehennemin davetçileri, İslam'ı tahrif edenler, Kur'an ve sünneti devreden çıkaranlar, hevalarını, nefislerinin adını iştihad edip, İşte görüş bildirip bu yüzyılda o dönemde yaşanan bugün yaşanamaz. İşte bu dinin neye ihtiyacı vardır? Bu dinin mutlak bir formata ihtiyacı vardır. İslam'ı mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Şöyle böyle diyerek İslam'ı tahrif eden, İslam'ın hükmünü hükümsüz kılan, nefis ve hevalarına göre dinin helal ve haramlarına karar veren insanlar kadar daha çok korktuğu bir kimsenin olmadığını söylüyor. Bunlar da münafıklar. Özellikle günümüzde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden haber verdiği zaman ne diyor? Camilerden fasıkların, günahkarların sesleri yükselecek. Burada da vasfetti, Er-Rumuz'un hadiste geçen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam kalpleri İslamlı olmayan, kalpleri kurtlaşmış, gerçekten görüş ve düşünceleri Allah'ın ve Resulü'nün rızası olmayan, gerçekten takva, ihlas hiçbir şey kendisinde bulunmayan, makam ve mevkiperest, makam ve mevkisi için İslam ayaklarına yatan ve bunun üzerinde dini tahrif edenden daha tehlikeli kimsenin bu din, bu ümmet için bulunmadığını söylüyor. Başta ne dedim? Dedim ki kardeşlerim hiçbirimiz Allah'ın izni ve inayetiyle kafir olmayabiliriz. Yalnız nifak konusu çok farklıdır. İnsanlar İslam'a meyleder. Mesela geliriz bu cemaatte tabi oluruz. Bir müddet sonra 5 sene 6 sene sonra şeytan bize galip gelir. Bizi yoldan çıkarmaya başlar. Bu sefer münafığın özelliği nedir? Münafık elinden geldiği kadar bahanelerle kopmanın yollarını arar İslam'da. Onun için kılıflar peşinde koşar. Bu sefer şeytan seni aldatabilmek için bu sefer karşındakilerini karartır. Onları kötü göstermenin yollarını. Sonra bir fitne, bir hile oyunlarına kalkışır. Ondan dolayı gerçekten her Müslüman münafık olma korkusunu hayatı boyunca yaşaması gerekiyor. Hatta Halvetul İman ile alakalı meşhur hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İmanın tadını, lezzetine varmanın üç şartını dile getiriyor. Birincisi Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok sevmek. Yani Kur'an ve sünnete mutlak bağlılık, Kur'an ve sünnete mutlak tabiyet, Kur'an ve sünnetin asla dışına çıkmamak. Bir insanı sevdiği için de sevdiği zaman sadece ilahi kelimetullah, Allahu Teala rızasını düşünerek o Müslümana, o insana sevgi beslemek. Üçüncüsü de ateşe düşmekten nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre düşmekten öyle korkması gerekiyor. Eğer bir insan bu üç şartı kendi gerçekten ciddi anlamda kendi hayatında tatbik ederse Aleyhisselatü Vesselam o imandan lezzet de alır, imanda yükselir, Allah'ın hoşnut olduğu bir kul olur gider diyor. Onun için gerçekten mümin ve münafık farklıdır. Mümin kendisine kötülük yapana bile aynı mukabelede bulunmaz. Mümin Allahu Teala'nın rızasını gözetir. Birilerini kendine helal gördüğü haramları onların misliyle karşılık vermez.
her zaman Rabbinin rızasını arar. Takva onun için hayatının bir gerçeğidir. Münafık ise kendi önüne engel gördüğü her şeyi kirletme, karartma, itibarsızlaştırma oyunlarını gösterir. Bunda tereddüt etmez. Bunun en güzel örneği Nebi Aleyhisselatü Vesselam dönemdeki münafıklardır. Abdullah İbni Selul, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Neden? Bütün Medineliler iman ettiği için. O da baktı ki krallığı ve saltanatı elinden gidiyor. Gerçekten münafıkların, münafık olma sebeplerinin başında hep çıkarlar ve menfaatler var. Gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti ama Peygamberi sevdiği için iman etmedi. Peygamber'e olan nefretinden dolayı, düşmanlığından dolayı İslam'ın içerisine girdi ki Peygamber'e olan nefretini ve düşmanlığını o dinin içinde yürütsün. Münafıklar da öyledir. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam münafık aslında kalben iman etmeyen, diliyle Müslüman olan ama bu ümmet için en tehlikeli olan insanlar olarak tarif ediyor. Çünkü din adını ortaya çıkan, sonra İslam'a zarar veren insanları tanımada insan çok zorlanır. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam mümin ile münafığı tarif ettiği zaman bugün bize göre yani bir başak ya bir buğday başağının pek bir kıymeti yok. Pek bir gösterişi, bir güzelliği yok. Yani insana basit gelir ama bir çınar ağacı muazzam bir cüssesi, insana hitap eden bir cüssesi, bir heybeti var. Ama ilk yıldırımla veya ilk kasırgayla devrilen yerle bir olan çünkü sonuçta görüntüde mükemmel muazzam ama içi boşalmış, çürümüş, kof olmuş, yıkılmaya müsait olarak tarif ediyor. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıkların aldatıcılığından, münafıkların yalancılığından, münafıkların ihanetlerinden dolayı bu özelliklerini diye teker teker dile getirmiş. Ve Rumuzul Hadis'te 2860. hadis numarasında da Aleyhisselatü Vesselam mümin ve münafık arasında şu farkı söylüyor. Mümin yiğittir. Yiğit derken korkusuzdur. Gerçekten Allah-u Teala rızası olan meselelerde hiçbir korku ve endişe duymaz. Yani Allah yolunda işkence, Allah yolunda kafirlerin, müstekbirlerin, zalimlerin, zorbaların zulmüne uğramak, Allah yolunda birilerinin İslam'a hizmet ederken iftiralarına maruz kalmak gibi bir endişesi ve korkusu olmadığını söyler. Mümin zekidir, ferasetlidir, iradelidir. Yani hep dinin meslahatını insanları kendi nefsine tercih eder. Kendisi huzursuz bile olsa kardeşini huzursuz etmemeye özen gösterir. Dikkatlidir, dikkatliden kast olunan. Yani hiç kimsenin kalbini kırmamak, hiç kimseye günaha sevk etmemek, hiçbir şekilde insanların dinine düşman olmaması için çalışır, çabalar, bu konuda hassastır ve itaatkardır. İtaat kavramı müminin özelliğidir. Baktığınız zaman Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, İmam Ali gibi heybetli liderler, gerçekten önder olan insanların Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı muazzam itaatkar olduklarını, Allah'ın Resulü bir şey hükmettiği zaman hiç hoşlarına gitsin gitmesin peygambere itaat ettiklerini görürsünüz ama münafıklar öyle değildir. Münafıklar ne yapmıştır? Mesela Uhud Savaşı'nda işte münafıkların ileri gelenleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki ya Muhammed şehirde müşrikleri karşılayalım. Onlara karşı Medine'de savaşalım. Damlarda işte şehrin etrafını şey yapalım, bir şekilde kapatalım. Kadınlarımız damlara çıksın, taş, kaya ne bulursa onların üzerine alsın. Biz de sokak savaşı verelim ki zayiat ve kayıp vermeyelim. Gençler de dediler ki ya Resulallah illa meydan savaşı yapalım. Aleyhisselatü Vesselam onları kırmadı. Rabbimin takdir ettiği bir şey. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gençlerin, işte böyle cesurların görüşünü benimseyip de münafıkların istediğini yerine getirmeyince yarı yolda peygamberi satıp ihanet edip hepsi döndüler. Sonra o savaştan sonra şehit olan insanlarla alakalı dediler ki eğer siz bizi dinlemiş olsaydınız ölmezdiniz, yaralanmazdınız, zarar görmezdiniz. Siz işte sümme aşağı peygamberin peşinden, Muhammed'in peşinden gittiniz bu kadar musibet ve belalar size düccar olur diyerek aslında ne kadar hain olduklarını da ortaya koyuyor. Onun için mümin acele etmez. Her şeyi ferasetiyle, dirayetiyle, uzun vadeli hesaplarla ne yapar? Güder. Alimdir, ilim sahibidir. Zaten alim olmak gerçekten güzel bir vasıf ve niteliktir. Ve en önemlisi takva sahibidir. Her işinde Allah'ın rızasını mutlaka arar. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde bu şekilde dile getiriyor. Bir de münafıkla alakalı şöyle diyor. Münafık ise insanları arkalarından çekiştiren, gıybet eden, dedikodu eden, insanları karalayan, insanların tecessüsluğunu yapan, onların gizlilerini, kuytularını, açıklarını arayan ve bunu bir çıkar, bunu bir menfaat, bunu bir makam
şeyi haline getirendir. Peygamber aleyhisselatü vesselam tabiriyle. Ama bakıyorum ki günümüz Müslümanları zaten bu vasıf ve nitelikleri yapıyorlar. Biri biriyle arası bozulduğu zaman, eğer eskiden dostuysa, arkadaşıysa veya hoşuna gitmeyecek bir halini, bir durumunu biliyorsa hemen onu gider sızdırtır, herkesi haberdar eder. Bu aslında bir müminin vasıf ve niteliği olmadığını aleyhisselatü vesselam söylüyor. İnsanların arkasından onları çekiştirmek, gıybetlerini etmek ama yüzlerine gülmek münafık alametidir. Bunu Peygamber aleyhisselatü vesselam söylüyor. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam bildirdiği münafıkların bir özellik ve vasfıdır. Ve yüzlerine karşı dil uzatan bir cehennem odunudur demiştir aleyhissalatü vesselam. Şüpheli şeylerde durmaz, harama riayet etmez. Tıpkı gece odun toplayan kimse gibi nereden kazandığını, nereye harcadığının hiçbir ehemmiyeti olmayandır diyor. Helal haram gözetmeyen. Yani burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam gece odun toplayandan kast olduğu nedir? Mesela insanların tarla sınırları vardır, malları, mülkleri vardır. O nereden geldiğine bakmaz. Helal, haram onun için bir kıymeti yoktur. İşte takvaymış, ihlasmış, acaba bu meşru mudur, helal mıdır demez. Yani tabiri caizse nereden gelirse gelsin onun için yemek var, sadece şevhet vardır. Şevhetten kast olunan, yani insanın şevheti bazen makam şevhetidir. Bak, bazen mefki şevhetidir, bazen kadın şevhetidir, bazen hırstır, bazen nefsini tatmin etmek, karın şevhetidir. Buna benzeyen şevhetler onu esir alır, onu kendi esareti altına alır, onu parmağında oynatır diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Rumuz'la hadiste 4817. hadiste de aleyhissalatü vesselam mümin ile münafık arasındaki ince bir ayrıntı. Diyor ki mümin neye benzer? Başağa benzer diyor. Rüzgar, kasırga tipi olduğu zaman sallanır. Ama ne zaman ki her şey duruldu, o da dikleşir, gene ayakta kalır. Münafık ise diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir çınara benzer. İlk rüzgar, ilk kasırga ile yerle bir olur. Aslında burada kast olunan ne? Müslüman bir insan, mümin bir insan günah işler, hatalar yapar, yanlışlara düşer, sürekli tövbe ve istiğfar ile döner. Yani mümin her hatasına mukabilen tövbe ve istiğfarı kendine ne yapar? Bir erdem görür. Her fırsatta istiğfar eder ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabeye ne diyor? Günde 200 defa istiğfar edin. 70 defa istiğfar edin. Çünkü ben günde 70 defa istiğfar ve tövbe ediyorum. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Erumuzul Hadis'te mümin rüzgardan etkilenen ekin gibidir. Devamlı bela ve nusibetler onun üzerine yağar. Yani bir Müslümanın iftiraya uğraması, bir Müslümanın Allahu Teala'nın yolunda başına bela ve nusibetlerin gelmesi, hasetçilerin tacizine maruz kalması, düşmanlık edenlerin onun ardından atıp tutmaları hiçbir zaman bir mümini etkileyemez. Çünkü zaten mümin olan fi sebilillah hareket ettiği için Allahu Teala'nın rızası ve Allahu Teala'nın hoşnutluğunu aradığı için insanların onu övüp sövmesinin bir kıymeti ve değeri yoktur. Ama maalesef günümüzde öyle değildir. Müslümanlar birkaç çalışma yapıp da herkes olumsuz tepki verdiği zaman veya kimse onun ardında yürümediği zaman hemen pes ediyor. Yahu ne yapıyorsak, ne ediyorsak kimse düzelmiyor. O zaman hadi ben de dünyanın peşine düşeyim. Bu davadan vazgeçeyim demek şeyine getiriyorlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam mümin olan bir insanın böyle bir vasfı değil. Mümin olan insan fi sebilillah Allahu Teala rızasını güttüğü için hiçbir zaman bela ve nisibetler, iftiralar, dedikodular, gıybetler, kovucu, buna benzeyen her türlü ona karşı yapılan, onun aleyhinde yapılan hiçbir şeye aldırış etmez. O sadece Rabbinin rızasını arar diyor. Münafık ise kesilinceye kadar etkilenmeyen çınar ağacına benzer demiştir. Kesilince artık neye döner? Tabiri caizse cehennemin kütüğüne döner. Tabiri caizse münafık Allahu Teala'nın rızasını aramadığı için hiçbir imtihana maruz kalmayan, kendi nefsinin hevasının peşinde koşan insan olarak Resulullah aleyhissalatü vesselam onu bize tafsil ediyor. Onu bu şekilde tarif ediyor. Hatta başka bir hadiste, Rumuzul Hadis'te geçtiği üzerine aleyhissalatü vesselam kim insanlara Allah korkusundan daha fazla korku gösterirse o mutlak bir münafıktır. Kim Allahu Teala'dan çok insanlardan korkarsa kim ne diyecek, ne demeyecekler, bahanelerinden başıma ne bela ve nisibet gelecek, korkularından dolayı insanlardan, Allahu Teala'dan daha çok korkarsa o bir münafıktır diyor.
Çünkü gerçekten şirk kavramı dediğimiz zaman çok geniş bir anlamı vardır. Bir kul Allahu Teala dışında birilerinden korkuyorsa o insanın gerçek anlamda iman etmediğinin açık bir belirtisi, özelliğidir. Çünkü sevgide de korkuda da Allahu Teala hiçbir şeyden koşmanın meşru olmadığını ayetler açık ve mutlak olarak dile getiriyor. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim insanlara Allah'tan daha çok korkuyorsa, insanlardan Allah'tan daha çok korkuyorsa bilin ki o bir münafıktır diyerek aslında münafıkların Allah dışında her şeyden çok korktuklarını, rızıklarından korktuklarını, karılarından korktuklarını, mallarını kaybetmekten korktuklarını, dünyadaki makamlarını yitirmekten korktuklarını ve bunun neticesinde hepsinin Allah'a ve Resulüne ihanet ettiğini görüyoruz. Hatta bazı insanlarla ben mesela geçmişte tanıştım, onlarla beraber oldum. Adam diyordu ki ya biz eskiden işte dünyadan bir lezzet alamadık, dünyadan bir zevk alamadık. Eğer biz şöyle yapsaydık belki bugün nerelerde olurduk dünya açısından, para açısından nerelerde olurduk? Çünkü insanlar ihlaslarını ve takvalarını kaybetmiş. Geçmişte onları Allah yolunda İslam uğruna mücadeleye davet eden davetçi liderlerin yolundan ayrıldıktan sonra artık onları batıl gören, kendi nefislerini ve hevalarını da Allah'ın dini gibi gören insanlar olarak net olarak kendi fikirlerini içlerinde sakladıkları düşüncelerini bu şekilde zikredebiliyor, ortaya koyabiliyorlar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Er-Rumuzul Ahadis'te 5060'ta diyor ki kim Allah'ı çok hatırlıyor, iç aleminde çokça Rabbini hatırlıyor, çokça Allah'tan, Allahu Teala'dan istiğfar ediyor, çokça Rabbini zikrediyor. Yani iç aleminde Rabbi ile arasında bir bağlantı var, o mümindir. Kim de hiç Allahu Teala'yı hatırlamıyorsa, ancak birileri Allah'tan, dinden bahsedince bir anda sofi kesiliyor, hacı oluyor. Tabiri caizse nane seyle gibi, biz Kürtler öyle deriz, nane seyle gibi kıvamına, makamına, ortamına göre oynuyor, şekil değiştiriyor, yön alıyor. O zaman o insan da münafıktır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Tabiri caizse kısa ve öz Türkçe'de bir deyim vardır. Diyor ki köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı de. İşte bu münafığın tarifidir. Münafık köprüyü geçinceye kadar her ayıya dayı der. Köprüyü geçince de o ayıya dayı demeye devam eder. Çünkü onun fıtratı öyledir. Arkasından atar tutar yüzüne de över durur, başka bir şey yapmaz. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten münafığın iki sürü arasında sürekli gezen ama hiçbirinden olmayan adam. Bak günümüz Müslümanlar içerisinde muazzam bu noktada bir ciddi problem var. İşte Aleyhisselatü Vesselam gene sahih hadiste münafığı tarif ettiği zaman, ona münafığın özelliklerini sordukları zaman şöyle diyor. Münafık iki koyun sürüsü arasında görülen ve bir bu sürüye bir öbür sürüye koşan, yani tabiri caizse iki cemaat içerisinde, iki cemaat düşünün. Bir o cemaatten gözüken, bir oradan gözüken, bir gün fikri oradan yana, bir gün fikri bundan yana, hiçbir zaman istikameti olmayan, hak ve doğru olan bir şey tam anlamıyla benimsemeyen insan olarak tarif ediyor. Aleyhisselatü Vesselam, yani hiçbir istikrarı olmayan, ciddi anlamda Allahu Teala'nın ve Resulünün maslahatını aramayan, yani iki sürü arasında bir orada renk veren, bir orada renk veren, bir onlardan yana olan, bir bunlardan yana olan, yani hiçbir zaman Allahu Teala'nın hoşnut olacağı o istikameti kendisinde bulundurmayan kimse gibidir diyor, koşar. Hiçbirinden olmadığı için birinde durmayan koyuna benzer demiştir Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bunu Riyas-ı Salihin'de 2. cilde 1346. hadis-i şerifte sonra diyor ki bir kimse gaza etmeyerek ve Allah yolunda mücadele vermeyi gönlünden geçirmeyerek ölecek olursa bir çeşit nifak üzerine ölmüştür diyor. Yani bir Müslüman, bak en güzel bir hadis-i şerif Aleyhisselatü Vesselam Riyas-ı Salihin 2. cilde, bir kimse gaza etmeyerek, yani Allah yolunda artık savaş diyorsanız, fi sebilillah olan cihadın bütün aşamaları, tebliğ, davet, gücüne, imkanına ve nispetine göre etmeyi gönlünden geçirmeyerek ölürse bir nevi nifak üzerine ölmüş olur demiştir. Yani kalbinde Allah'ın rızasını aramadan, Allahu Teala'nın davasına hizmet etmeden, Allah'ın davası için bir sorumluluk almadan ölecek olursa onun bir çeşit nifak üzerine öldüğünü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hatta seçme hadisler Diyanet yayınlarında 101 ve 102. hadis numarası, ki bunlar müttefikun aleyhinde sahih hadisler ve 7 hadis imamından alınan hadislerdir. Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor.
mümin günahını üzerine düşecek bir dağ gibi görür. Aslında mümin günahları çok abartır. Çok günahlarını büyük görür ve sürekli hatırlar. Hatırladıkça pişmanlık duyar. Sürekli ondan dolayı üzüntü duyan kimsedir diyor aleyhissalatü vesselam. Ve o günahtan böylece korkar durur diyor. Münafık ise günahını burnu üzerine konan bir sivrisinek veya bir böyle elma sineği gibi küçük ve basit bir şey gibi görür. Sonra diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle yaptı. Yani böyle üzerinden uçurur, sanki hemen üzerinden kalkacak gidecek gibi davranan, hiçbir zaman günahlarını hatırlamayan, daha çok insanların günahları peşinde koşan, insanların hatalarının peşinde koşan ama kendi eksisini, noksanını hiçbir zaman hatırlamayan bir kimse olarak tarif ediyor. Yani eğer biz gerçekten müminsek, bizim kendi günahlarımız dışında kimseyle ilgilenmememiz lazım. Biz kendi günahlarımızdan dolayı boyuna istiğfar etmemiz lazım. Sürekli Rabbimize yönelerek, Allah'ım ben hata ettim, ben yanlış yaptım, ben hevama göre, nefsime göre şu hataları yaptım, ben pişmanım. Ben Rabbim senden aff istiyorum, senden istiğfar istiyorum der. Ama işin garip yanı, münafık öyle değildir. Hep insanların hatalarını arar, hep insanlarda yanlışlar arar, hep insanları kötüler ama hiçbir zaman kendi nefsini kınamaz. Hatta o öyle bir duruma gelir ki artık nefis onun patronu, efendisi olur. Nefis onun hakkına, batılına karar verir, duruma gelir diyor aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mecah'ta geçen 105 numaralı hadiste de aleyhissalatü vesselam, ümmetim için korktuğum şeylerin en korkuncu. Bak dikkat edin, çok önemli bir hadis-i şerif. Nebi aleyhissalatü vesselam, ümmetim için korktuğum şeylerin en korkuncu Allah'a şirk koşmaktır buyurmuştur. Bak dikkat edin, hadiste öyle diyor ama sonra ne diyor? Dikkat edin, ben onlar güneşe, aya, puta taparlar demiyorum, tapacaklar da demiyorum. Ancak onlar Allah'tan başkası için amel edecekler ki bu münafıkın en büyük alametidir. Riya, gösteriş, taklitçilik, tamamen taklide dayalı bir İslami yaşantı. Ben mesela bir cemaate gittim, onlar ne yapıyorsa aynısını, ki zaten dikkat edersiniz bütün cemaatlerin teker teker ne olduğunu bilebilirsiniz. Bir yeşil takke takar, hepsi yeşil takkelidir. Biri işte efendim cepli pantolon giyer, hiç hükmünü araştırmadan hepsi giyer. Biri şalvar giyer, hepsi giyer. Ama hiçbiri araştırmaz, onun hükmünü net bilmez. Sadece gittikleri cemaat yapıyor diyor, onu dinden sahip yaparlar. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam riyanın kötü bir şey olduğunu, müminin İslam'ı sadece Rabbinin rızasını ararken giyimini, sakalını, çarşafını, cübbesini, giyimini, kuşamını da Rabbinin rızasını gözeterek yapar. Tamamen riyaya, modaya, toplumsal faktörlere dayandırtmadan sadece Rabbinin rızasını arar. Namazını, orucunu, ibadetini, Allahu Teala için olan şeyleri de gene Rabbinin rızası için yapar. Öyle insanlar vardır ki cemaate gelir, utanır, namaz kılar ama yalnız kalınca hiçbir ibadeti eda etmez. İşte bu çok tehlikelidir. Bunlar nifak alametleridir. Onun için gerçekten elimizden geldiği kadar şunu unutmamamız gerekir. Allah muhafaza, eğer biz hayatımız boyunca yalana, ikiyüzlülüğe, yalan dolanı takiye veya buna benzeyen vasıflarla kendimizi helal edip yaşayacak olursa bir yerden sonra batıl bizi işgal eder. İmam Şafii Rahimullah diyor ya, eğer siz hak ile meşgul olmazsanız, Allah-u Teala'nın dinini kendinize dert etmezseniz batıl efendiniz olur, sizi işgal eder diyor. Batıl nedir? Yani bir yerden sonra sen yaşadığını din sanarsın, batıl bir hayat sürersin, onu da din sanarak ölüp gidersin de Allah-u Teala, Rabbim kıyamet günü senden o imanı da kabul etmez. Onun için gerçekten aleyhissalatü vesselam riyanın en büyük günahlardan biri olduğunu, hatta riya üzerine namaz kılan, oruç tutan, cihad eden, Allah yolunda şehit olanın bile şehadetini kabul etmeyeceğini Allah-u Teala kutsi hadislerde açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kendisi için yapılmayan hiçbir amelin Rabbimizin nezdinde bir değerinin olmadığını açık ve mutlak olarak söylüyor. Onun için elimizden geldiği kadar, yani gerçekten boyuna istiğfar edelim. Şunu hiçbir zaman unutmayın, bu dünya hayatı geçicidir. Met'ası, yaşantısı, hevası, hevesi, her şey geçicidir. Şu dünyada cennetin peşine düşmeyin. Eğer cennet istiyorsanız bu dünyanın çilesine, sıkıntısına, Allah-u Teala'nın yolunda her türlü sıkıntılara tahammül edin, sabredin ve ecrinizi de Rabbül Alemin'de ahiret hayatında bekleyin. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Buhari ve Müslüm'ün, Tirmizi'nin, Nesai'nin, Cemi'u Sahir'de, İmam Suyuti'nin de hadis numarası 25'te verdiği üzerine
aleyhissalatü vesselam münafığın üç özelliği vardır. O namaz kılsa, o oruç tutsa, o Allah yolunda cihada gitse, o bir mücahit de olsa, o Allah yolunda şeriat uğrunda ölse bile o münafıktır. Halis, muhlis bir münafıktır. Konuştuğu zaman yalan, söz verdiği zaman sözünden dönen, kendisine bir emanet verildiği zaman emanete ihanet edendir. Sahih-i Müslim'de ise dördüncü şık, dünyadayken dostlukları olup da sonra birbirlerine düşman oldukları zaman düşmanlıkta haddi aşan, daha çok iftira, komplo, karalama, itibarsızlaştırma gibi şeytani hileler içerisine girenin münafık olduğunu aleyhissalatü vesselam söylüyor. Hatta Müslüm'ün rivayetinde şu ek de vardır. Oruç tutup namaz kılar Müslüman olduğunu iddia etse bile o halis muhlis bir münafıktır demiştir. Bunu da Cemu'ül Fevaid'de 8099. hadis numarasıyla böylece vermişler. Hatta Müslüm'de Buhari, Müslüm, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai Cemi'ül Fevaid'de de 8097'de şöyle bir hadis var. Kimde dört vasıf bulunursa o halis muhlis bir münafıktır. Onun namazına, ibadetine, ameline bakılmaz demiştir aleyhissalatü vesselam. Bunlar nedir? O dört şeyden biri kendisinde bulunan kimse ise onu terk edinceye kadar nifakın bir alameti, münafığın bir vasfını kendisinde bulundurur demiştir. Ve şöyle buyurmuştur. Bunlar kendisine bir emanet bırakıldığı zaman ihanet, hasdet, ihanet etmek eder. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Söz verdiği zaman sözünde durmayıp bozar. Bir kimseyle çekiştiği zaman aşırı giderek karşısındakinden daha fazla kötülük yapar. Yani ona kötülük yapana daha büyük bir kötülükle karşılık verir. Diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam münafıkların özelliklerini bildiriyor. Ya düşünsenize vallahi öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bir alim bir alimi eleştirse öbür gün bakıyorsunuz öbürü ona karşı haddi alınmayacak şeyler söylüyor. Veya sen bir cemaatin veya bir topluluğun Kur'an'a ve sünnete muhalif bir görüşünü söylediğin zaman bu insanlar başlıyorlar seni topa tutmaya, sana karşı her türlü densizliği, her türlü iftirayı, her türlü kompası, her türlü gıybeti, her türlü tecessüslüğü yapmaya, insanlar ve toplum nezdinde seni itibarsızlaştırmak için her türlü yalanı uydurmaya başlıyorlar. Bu nasıl bir imandır ben bunu da anlamış değilim. Onun için gerçekten Müslüman bir insan, Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanı kim olarak tarif ediyor? İnsanların elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir diyor. Yani insanlar sizin elinizden ve dilinizden emin değilse onları kötülemek, gıybet etmek, onlara iftira atmak, onları itibarsızlaştırmak gibi hareketlerle elinizden ve dilinizden emin değilseler siz Müslüman değilsiniz demek. Daha İslam'ı anlamamışsınız. Bu imandan sizin cüzünüze bir pay yazılmamış demektir. Onun için gerçekten nifak konusunda çok dikkat etmek lazım. Çünkü bir insan münafık olduktan sonra bir daha mümin olma şansı yok. Neden? Bazı insanlarla geçmişte oturduğumuz zaman adam elini salıyor. O yegenim, eskiden biz de sizin gibiydik de hidayeti bulduk. Nasıl nifak olarak, münafık olarak, Kur'an ve sünnetten vazgeçerek